Merhabalar, ben Köftes Köfte ve Kasa Reboot'un yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bölüm numarasına bakmayı akıl etmedim onca zamanın ardından. Evet. Evet. Şimdi nasıl geçiyor diye soracak olursanız bayağı ilginç geçiyor çünkü bayağıdır bölüm çekmiyorum. Evet, bayağıdır bölüm çekmiyorum dedim. Çünkü neden? Çünkü hard diskim bozuktu. Önceki videolardan birini izleyen olduysa zaten o 2 aylık boşlukta. 1-2 aylık boşluk artık ne kadarsa. Bütün olayı biliyor. Peki. Ondan öncesinde ne yapmıştım? Valla. Yeni evimsi. Evet. Burası asıl ev olmayacak. Asıl evin ne olacağını ilerleyen bölümlerde göreceksiniz ancak onu yapana kadar şu an geçici olarak burada yaşayacağız. Evet, burası benim geçici evim. Evet. Şimdi, depolamam şimdilik burada. Yemeklerim burada. Her şeyim burada. Henüz makineleri geri dizmedim. Evet, sizinle beraber bir şey yapacağız. İlk önce şu Basic Universal Cable'ları bir alalım. Advanced Universal Cable'a çevirelim. 12.8 kilojoule per tick taşıyor. Bu 3.2. Devam edelim. Elite Universal Cable. Evet, neden video başladığında her daim gıcık tutuyor? En ufak bir fikrim bile yok. Evet. Burayı hallettiğimize göre... Yatağımıza yatalım. Çünkü gece oluyor. Bunun yanı sıra mod paketinde yapılan birkaç değişiklik var. Bu değişiklikler... Ben de henüz test aşamasında ancak bu videoya yayınlandığı esnada muhtemelen çoktan sizin elinize ulaşmış olacak. Ah! Neyse. İlk önceki değişikliğimiz nedir? RF Tools yok artık pakette. Çünkü gereksiz bir mod olduğuna karar verdim. Evet, pakette artık RF Tools yok. Devam edelim. Başka neler eklendi? Open Computer'sa çok uzun zamandır beklediğim bir özellik eklendi. O da neydi? Endrion'un Insulated Red Alloy Redstone Conduit'lerine bağlanabiliyor ancak şu şekilde bundled olarak okuyabiliyor. Bir boğazımı temizleyip geldim. Evet. Yani artık direkt bağlayarak ona kırmızı, yeşil, mavi vesaire sinyalleri verebilirsiniz. Rahatlıkla. Devam edelim. Başka pakete eklenen şeyler neler? Charset duruyor. Charset sadece şu tip kablolar dursun diye duruyor. Onları sevdiğim için. Muhtemelen dış görünüşte taraflarını o yapacağım. Devam edelim. Storage Drawers'a bir eklenti kurdum. Onu göreceksiniz birazdan. Railcraft zaten vardı. Railcraft'ta henüz bir değişiklik yok. Bakalım bakalım. Quark duruyor. Ha, Frame denen bir... Platforms denen bir mod ekledim. Bunu dekoratif amaçlarda kullanacağım bayağı bir. Devam edelim. Spies and Life'ta ufak bir şey yaptım. 12 yemekten 8'e indirdim son yemekleri. Sizin için biraz daha rahat olacaktır. Çünkü kendim oynarken fark ettim ki yemeğe çok fazla odaklanıp teknolojiye çok fazla odaklanamıyorsunuz. Evet, devam edelim. Open Computers zaten olduğu gibi. Sadece artık stabil sürümde. Computronics de aynı şekilde. Morbius normal. Hatırlarsanız mekanizmde bir bug vardı. Bütün makineleri tek recipe olarak gösteriyordu. Artık o bug yok. Devam edelim. Yine mekanizm. Devam ediyoruz. Golden Chest. Iron Chest modu. Gendustry modu.
Standart zaten bunlar. Forestry'de bir değişiklik yok, sadece bug fix yapıldı. Endrayo. Endrayo'nun bir iki recipe'sini belki değiştirebilirim. Henüz emin değilim. Bu arada RF tozu kaldırmamın sebebini de birazdan anlatacağım. Chiselen Bits. Bunun yanı sırası yanlış hatırlamıyorsam Chiselen Bytes'i eklemiştim. Onun ne olduğunu göstereceğim sonradan. Basitçe Chiselen Bits'te yaptığınız şeyleri Open Computer'sa 3D printer kalıbı olarak aktarabiliyorsunuz. Bunun avantajı var. En basit avantajı şu. Open Computer 3D yazıcılarına koyduğunuz şeyleri butondur, kapıdır vesaire olarak çalışacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bir saniye. O bahsettiğim mod, ha. Bit drawers and bits. Çizilen bits'teki parçaları bunlara atıp tam blok olarak elde etmenizi sağlıyor. Ve chisel modu standart. Ha. Chest transporters eklendi mod paketine. Aslında chunk loader'ı çıkartasım var ama neyse. Multiply bunlar duruyor. Yani gate'ler duruyor. Normalde ben mümkün olduğunca bunları kullanmamaya çalışacağım. Bilgisayarla yapmaya çalışacağım ancak hani bilgisayar kullanmak istemeyen ya da kullanamayacak olan insanlar için bunlar duruyor gene. Evet. Mod paketindeki son durum basitçe bu. Birkaç değişiklik daha yapabilirim belki. Evet, şimdi bunları nasıl döşeyeceğiz? Elite Universal Cable'larımızı şu şekilde dizelim. Ondan sonrasında Basic Universal Cable'lara da biraz yer ayıracağım. Evet. Sistem nasıl diye soracak olursanız, aslında dur. Şimdi şöyle dizelim bir. Şimdi windmill'ler. Ups, ters oldu. Ama böyle düzeltebiliyoruz. Dört. Tamamdır. Sonra sen gel. Bir. İki. Üç. Dört. Bir, iki, üç, dört. Üç. Tamam. Bir tane daha yapmam gerekecek bir ara. Evet. Gelin bakalım. Gel, gel, gel. Tabii sen gelemiyorsun. Evet. Sonra sen gel. Yere düş ya da. Ve sen gel. Aslında düşününce bunları kaldırabilir diye düşünüyorum. Çünkü bakalım. O kaldırmaz. Hatta dört tanesi ucu ucuna yetiyor. Evet. Sen çünkü 3,2 kilo joule taşıyorsun. O 4 tanesi bile yetmiyor aslında da. Niye direkt fanteziyle uğraşmayalım ya da.
Evet. Fanteziyle uğraşmayalım deyip gene bir fanteziyle uğraştım ama olsun. Evet, 43 tanesi 7 bu şekilde. Tamamdır. Devam edelim. Sonra bunlar evin içine doğru ilerleyecek. Evin içine nereden gidelim? Çatıdan mı girelim yoksa başka bir yerden mi? Çatıdan. Elliot Universal Cable. Evet. Şuradan da yana açılan kapımız. Evet, bunları kapatmanın yolu var bu arada ve onları göstereceğim size. Evet, baya baya Minecraft oynamayı unutmuşum ben. O arada biraz Guild Wars oynuyordum. Evet, bunların asıl kullanılacağı yer. Bir de tabi burası şu an geçici kısım olduğu için çok detaylı bir tesisat döşemiyorum. Evet. Videomuz kablo döşemeyle geçiyor. Şimdi sen gel bakalım şöyle. Olmadı. Tamam, bu daha mantıklı. Tamamdır. Kablolarımızı da döşedik. Regular'ı alalım. Ve makinelerimizi geri döşemeye başlayalım. İlk olarak seni nereden aşağıya indirebiliriz? Ya da dur. Tamam, bu daha mantıklı. Evet, Elite Universal Cable'larımız az kaldı ancak onları upgrade edebileceğiz yakında. Meteorolojik infuser'lar ilk koyacağım makineler kesinlikle. Şimdi gel bakalım. Bunda bir adet speed upgrade'imiz var. Bakalım sende ne var? Redstone, tamam. Sende ne var? Hiçbir şey. O yüzden sen gel şöyle, sende ne var? Gene hiçbir şey. Gene hiçbir şey. Gene hiçbir şey. Gene hiçbir şey. Ha, bunun inventörüsünde bir şey var. Tamamdır. Kol, karbon. Diğerleriniz şöyle yerleşin. Bu arada şuralara ne yerleştireceğimi de göstereyim. Sevgili Chiseland Bits. Nereye koymuşum ben bu modu? Ha.
Evet, gel bakalım. Quarried Stone. Yok, oraya Absol Stone gelecek. Neydi bunun tuşu? Harbi neydi bunun tuşu? Evet, tuşuna bakmam lazım. Tamamen unutmuşum. Crafting tweak, start gameplay. Mentor tweaks, just enough items, GUI mechanism, miscellaneous. More overlays. Movements, multiplayer, open computers, open glasses, quark. Railcraft. Tools. Vayla. O zaman şurada mı? Bit. Çizilen bit direkt baştaymış. 60. Senin ne yapalım? Tamam, K. K large cube. Oh. K. Undo. Tam ortasını bulmaya çalışıyorum. K, large sanırım burada. Burada kolay bir çözümüm var sanırım. Bu da pek kolay bir çözüm olmadı. Oturuyor mu? Bakalım. Olacak mı? Kesinlikle bloğu mahvettim, bunu biliyorum. Evet, olmadı. Evet, ben şunu biraz kurcalayayım. Evet ve geri geldim ve şunu hazırladım. Mesela görüyorsunuz. Valla. Tam burada su sıkıntı var. İyi kontrol etmişiz su. Okay.
connected plane. Neresinden bağlanmıyor? Hah, tamamdır. Evet, bu da aynı şekilde. Üst alt. Tamam, alt da bağlanmıyor. Sen direkt mi kırdı? Çok ilginç. Fazla ilginç. Yaptığım şekil kayboldu. Neyse, o zaman daha fazla uğraşmayalım. Anladınız konsepti. Chiselen bits hala biraz sıkıntılıymış. Evet. Şimdi devam edelim. Bunları bağladık. Devam. Bunların malzemeleri ayarlanacak. Şimdi başka hangi makineler bize lazım? Ha, buraya gitmiş, tamam. Bunun altı. Tamamdır. Şimdi bağlanıyor olması lazım. Evet, bağlanıyor. Evet, o zaman yapacağım bir şey var. Sen. Bu nedir diye soracak olursanız. Ha, suyum varmış, güzel. Kağıt, lapis. Kağıdım var mı herhangi bir yerde? Yok. Yaparız. Lapis bir tane alayım. Bakalım burada kağıt var mı? Yok. Sugarcane. Nereye koydum ben seni? Heh, buraya. Evet, lapis ve su. Valla. Şimdi. Tamamdır. Bunu kaydettik. Ve artık bunları istediğim kadar kopyalayabilirim. Evet, şimdi gelelim, bunu buraya koyalım. Valla! Gayet de güzel oldu. Şimdi. Şundan bir tane lazım. Al. Bunun bir de negatif versiyonu lazım. Değil mi? Negatifini nasıl yapıyorum? Redstone'la yapıyormuşum. Esas direkt negatif versiyonu daha çok işime yararmış. Şimdi su. Evet, bu bölüm biraz çizilen bitsle uğraşıyoruz. Bir an bir 3D yanılgısı gördüğüm gibi sanki, yani 3D illüzyonu bozuldu gibi sanki bir yerde. Tamamdır. Şu redstone neden elime fazla gel? Bazı şeyler elime fazla geliyor. Şu anki sürümle alakalı bir bug. Selam Creeper. Tamamdır. Valla. Tamamdır.
Evet, şu Creeper'ı da bir öldürelim. Evimizden uzak tabii ki de. Hayır, patlamıyorsun. Tamamdır. Şimdi başka neler lazım? Şu lazım. Negatif. Gel buraya. Bununki nerede? Evet, ben bununkini nereye koydum? Ha, doğru. Onlar burada şunun içindeydi. Ha, ilginç. O zaman şunu dönüştürelim. Kalanından bir tane tam çıkar diye düşünüyorum. Evet, iki parça eksik çıktı ama olsun. O kadar da olsun. Şimdi bakalım. Aslında dur, o iki parçayı da çözebilirim. Tamamdır. Bence gayet oldu. Bakalım başka tahta. Ama tahta inventerimde yok. Tamamdır. Evet, o zaman makineleri yerleştirmeye devam edelim. Şimdi bunlar hazır. Bakalım başka neye ihtiyacım var? Sen değilsin. Purification Chamber. Crusher. Tamamdır. Crusher'lardan bir tanesi lazım. Osmium Kompresör. Enrichment Chamber. Hangisi? Ben hangisini ne için kullanıyordum? İki XP'de olanı işleme için kullanalım. Evet. Şimdi. Osmium kompresör. Gel. Basic değil. Elite Universal Cable. Ve gel bakalım. Bu arada şunların hepsini de şunun içine atalım. Tamam, buraya da birkaç tane döşeyeceğiz. Buraya maden işleme makinelerimi döşeyeceğim. Evet. Şimdilik burası böyle güzel. Al. Oraya maden işlemeyi değil de maden işlemeyi şuraya döşeyim. O zaman bana ne lazım? Iron. Iron. Aslında dur. 32 tane, 16 tane iron yeter.
Tamam, bir de. Compressed Diamond. Diamond. Tamam, 8 tane Compressed Diamond yapalım. Compressed Diamond nerede oluyordu? Heh, Enrichment Chamber. Crusher, Enrichment Chamber. Bozman Processor. Ve unutmadan şuradan da zımbırtılarımızı bir alalım. Yarım şar stack. Evet. Sonra sen gel şöyle. Şunun içine atalım seni de. 4. 8 olduğunda bunlar diğerine atacağız. Evet, daha fazla Elite Universal Cable yapmak istiyorum çünkü. Bunun da bir upgrade'i var. O da Ultimate Universal Cable, ancak ona şimdilik ihtiyacım yok hiçbir şekilde. O bayağı uç nokta oluyor benim için. Yani serinin ilerlerinde kullanacağız da şimdilik lazım değil. Evet. Ben bir kalan süreye bakayım. Evet, bölümü bitirmek için bence gayet güzel bir zaman. O zaman sonraki bölümün başında ben muhtemelen makinelerin hepsini yerleştirmiş olacağım. En azından şimdilik ihtiyaç duyduğumuz. Belki maden işlemi makinelerini yerleştirmeyebilirim şu an. Çünkü ihtiyacımız yok gibi. Evet, maden işlemi makinelerini sanırım yerleştirmeyeceğim. O zamana kadar izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.